Baharat podyumda. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Şiştim. Niye şiştin? Ay sıra gelmiyor. Bekliyorum, bekliyorum. Ay çok gelmiyor. Affedersin. Tam astroüstü oldum bugün. Beklettik mi seni? Evet. Ah kıyamam, incilerin mi döküldü senin? Yok dökülmedi. Altınlarım dökülecek. Evet dökülecek. Evet haklısın. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Efendim. Nasıl affettirebiliriz kendimizi Nazlı? Ya canım ya. Yapabileceğimiz tamam, yani özür dilememiz gerekiyorsa eve güller gönderelim. Olur mu? Olmaz. E şimdi neyine söyledin yani şimdi bunu? Ay üf şiştim sıra gelmiyor. Hı? Evinde otursaydın Nazlı. Memnunum da yani sonunda geldi dedim. Evet hani de evinde şeyle, heyecanla bekliyorum demek heyecanla istedim. Heyecanla mı beklemek? Evet. O kadar da öyle söyledin ki gerçekten hepimiz ve ekran başındaki izleyicilerimiz de bunu böyle anladı. Heyecanla bekliyorum bir türlü bugün sıra gelmedi dedim. Hani ilk başlarda hep ilk önce çıkardım ya bugün sonlara kaldım demek istedim. Başa döndük. Evet. Tamam. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk Öykü Hanım. Seni yıldızını alayım. Teşekkür ederim. Yıldızım. Evet Nihal. Elbisenin tam anlamıyla tatlı bir çirkinliği var anlayamadığım şekilde. Tatlı bir çirkinliği tatlı var çirkinliği yani. Var. Böyle kötü hani ama bilmiyorum yani bu hareketlerinden falan olsa gerek gözüme çok batmadı ki bir de senin eskiler daha kötüydü ya ondan herhalde. Onun dışında ayakkabılarını sevmedim ben o renk ayakkabıları sevmiyorum. Yani bir de böyle çok renk renk olmuşsun. Bari çantan siyah yerine başka bir şey olsaydı. Ne? Siyah mı? Lacivert. Siyah görünüyor ama. Aa renk körüsün herhalde. Lacivert yani bak. Neyse lacivert de koyu bir renk mor zaten. Da alabilirdim söylediğimi yani. Yanlış çıkaracak bir şey söylemiyorsun. Siyah istemem. Elbise sana olmamış. Çok bol duruyor. Çanta kötü, ayakkabı kötü. Bir de bir şey soracağım Nazlı. Sen eskiden çok farklı çıkıyordun. Çok değişiktin. Anladım. Eskiden çok farklı çıkıyordun, çok değişik kıyafetler aha giyiyordun. Neden değiştin? Sen de mi Instagram'a göre yo, giymeye değişmedim başladın? Yok değişmedim. Ben sürekli farklı şeyler yapmak istiyorum. Bir anda böyle sürekli bir değişmişsin, hanımcık olmaya başladın. Ay, sürekli hep tek düze gelmek istemiyorum. Hep devamlı farklı şeyler yapmak istiyorum. Evden farklı şeyler yapmıyorum ama. Alıyorum zaten. Eskiden farklı şeyler yapıyordun. Nazlı. Yo hayır. Eşin mi uyardı? Hayır. Hadi. Hocam öyle bir şey yok. Öyle bir hani şey yarın yok. Yine miniyle de gelebilirim. Başka şortla da gelebilirim. Onda bir sıkıntısı yok. Ben sadece farklı şeyler denemek istiyorum. Hani buraya her geldiğimde zaten sokaktaki insanlar diyorlar acaba Nazlı bugün ne giyecek diye izliyoruz programı artık. O hale geldi yani duydunuz mu? Fanlarım. Nazlı iyi ki giyiniyorsun ve izleniyoruz. Onunla alakası yok. Benim fanlarım acaba Nazlı ne giyecek diye izliyoruz diyorlar. Ya da sokaktaki teyzeler. Sonra geri dönüşler nasıl oluyor? Geri dönüşler güzel. Müthiş, dün AVM'de harika. Bayağı iyiydi. Peki. Gidebilirsin. Tamam peki. Nazlı'cığım. Daha fazla tutmayayım. Nazlı Hamarat. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ama Nazlı ben seni hiç çözemedim. Nasıl çözemediniz? Ya tarzını çözemedim. Yani astrolist mi? Şimdi yarın kokoş astrolist mu olacağım. Bu da onun bir şeyi, bir altı diyelim. Bir adım altında hani şimdi iz şu anda. Bununla diyelim nikaha gidiyorum. Akşam da tuvaletimi giyip düğüne gideceğim. Senin tasarım. Bu benim tasarım değil, bu vintage bir şey. Biraz daralttım ama elbisenin kalıbı bol yani. Bol sana. Daha fazla daralmıyor. Ama bu da bol. İçindeki gayet dar. Hatta astarı bile yırtıldı yani diyebilirim orada otururken.
o kadar dar yani. Elbisenin hem de büyük sana hem de bu askının şey bu dekoltende yakıştırmadım. Senin geniş göstermiş. Oldukça kilolu gösterdi. Sen de kilolu bir kadın değilsin. Evet. Üzerindeki zincirler bu elbisene uygun bulamadım. Çünkü o zincir daha böyle siyah deri bir elbise olursa ve dizine kadar biraz daha uzun olursa daha iyi olurdu. Daha yani şöyle, orta çıkartabilirsin hani yok ortasını. Yok gibi de sadece bu aksesuarmış gibi düşündüm ben. Çok geniş göstermiş sana. Daha dar olursa elbise içinde böyle sıkı 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 o sadece kolye gibi. Zincirlerle gümüş olursa, olacak. Aksesuar gibi olursa o zaman bir tarz bir fark yaratabilirsin ama böyle sindi yani birbirinde öldürdü yani. Klasik bir elbise üzerindeki böyle bir abartılı bir şey giydiğin zaman çok fazla şey oluyor. Denge oturtmadın yani. Anladın mı anladım, ne demek istiyorum? Evet, aha. Tam zırt yapmalısın çünkü tamam. Güçlü bir aksesuar kullanıyorsun evet, şu anda. Evet, çok güçlü. Böyle bir klasik elbiseye onu yok ettin yani, bitirdin o aksesuarı. Aksesuar güzel tek başında, enteresan bir şey. Aha. Ama dediğim gibi elbise çok klasik kalmış, çok demode kalmış altındaki. Ve geniş gösterdi seni. Özellikle klasik stiletto ile o clutch'lar bu zincir olmadı. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Elbise mi kilolu gösteriyor yoksa sen kilo mu aldın acaba? Herkes eridi, aktı, herkes. Sende bir değişiklik yok. Akze parti var yani, kutluyorlar bu arada kızlar. O kadar Nihal'in pek hoşuna gitti. Nokta. Gerçekten ben ya olmayayım. Elbise öyle gösteriyor ya sen kilo aldın Nazlı. Kilo mu aldım, yok almam. Bilmiyorum, bayağı geniş görünüyorsun şu an. Eyvah. Umuyorum ki elbisedendir. Elbisedendir. Öyle diyelim, paketleyelim. Ama sen paketleyememişsin kendini. Ya hiçbir tutar yanı yok elbisenin. Yani. Kumaş bu kadar dar aldı. Vintage bir elbise. İçindeki yanlış kumaş bir da çok kumaş eski. Demek ki. Kumaşı efendim? Yanlış mı en baştan? Evet, içindeki kumaş yanlış, anladım. Yani sen atölyen var, tasarımların var. Sen artık bu kumaş işini çözmüş olman lazım. Ama ben kendim yapmadım. Hayır, ben sadece tasarım yapmış sevdim. Olmana gerek yok. Anlarsın sonuçta baktığın evet, zaman evet. Kumaşın yanlış. Anlaman gerekir. Çantan çok alakasız. Renk mor mu o? Lacivert. Lacivert. Aha. Ayakkabın hiç olmamış. Yoksun. Yok olmak istedim. İşte yok bir tek olmuşsun. Şu parlasın yok dedim. Olmaksa mevzu bunu başarmışsın. Bunu tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu zincir elbise çok ünlü bir markanın tasarımıdır. Artık bu kopya mı nedir bilemem. Bu gerçektir çünkü şey yaptım, yani, kiraladım vintage'dan. Ben böyle bir şeye çok çalıştım. Yurt dışından hazır alırdım. Hatta bunun kısasını yıllar önce bir bluz olarak Hande Yener'e giydirmiştim. Kemal ilk ödülünü almıştı. Evet. Sen hatırlar mısın? Daha o zaman çalışmıyordunuz. Evet ama hatırlıyorum. Böyle aha. Şey... Bu elbiseyle olmaz. Bir kere bu çıplak bir elbiseyle olur. Ya bir strapless ya bir incecik askı. Bunda bir kere teninin görünmesi gerekiyor. Bir, bu renk olmaz. İki, bununla çok alaturka yapmışsın. Bunun altına bu bir kere içindeki öyle bir giyilirdi ki atıyorum bir şortla giyilirdi, bir çok mini bir etekle giyilirdi. Bu zincir teninin bitişik üstünde bu. O elbiseye, ne? Elbiseye bitişik. Hani ayıramadım yani. Elbiseye bitişik, içindekini daralttırdım ben. E canım sen yaratıcı olsaydın onun için ayrıca bir şey yaptırırdım. İnce kombinezon askılı bir elbise. Burada teninin görünmesi anladım. Lazım. Yani bir de bunlar böyle böyle geldiği zaman ne oldu? Seni yaydı. Anladım. Altında aha. Senin ekru renk. Mesela ben olsam sarışın bir kadınsın, bu daha başka bir şeyin üstünde, hani açık bir bordoda bunu değerlendirirdim, mor civertte falan, yani değişik bir morda. Tabii o çanta, o ayakkabı Allah korusun yani. İnanamıyorum sana. Kararlar.
karar da gerek yok. Beğenmediler. Aman Tanrım, aman gözüm görmesin. Ay, İlona. Ay bayıldım. Bugün gittim yani. İvana. Evet, ay Nazlı, ay başım, ay. Ay başımı bağlayayım, ay, ay, ay. Ay hamamcı teyze, Allah yarın bana yazarlar, ay neler, Instagram'dan korkuyorum. Ay hamamcı teyze yazacaklar, oh yazsınlar. Asla, Sefam asla olsun. Yapma. Ay Allah'ım. Tarzı. Ay Nazlı çok üzgünüm canım. Yani külliyen yani. Tarzı. Yani seni bu matruşkalar da kurtaramaz. İvana. Ah. 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 Tarz değil. Tarz değil. Düştü. Kemal. Hamamcı abla. Yok. Hamamcı abla. Altınların nerede? Bu tarz benim. Gökçe Markal podyumda. Onda da benim. Trak da benim. Gözler üstümde. Bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim, gözler üstümde, bu tarz benim, bu tarz benim.